2,5 milyon öğrenci yaklaşık 15 saat sonra YKS'de ter dökecek. Bir yanda koronavirüs endişesi, bir yanda gelecek kaygısı derken hepsi çok stresli. Bugün sınav arifesinde kafalarını dağıtmaya çalıştılar. Eyüp Sultan'da da gelenek bozulmadı. Binlerce genç türbeye gidip sınav için dua etti. Bir manevi rahatlama için geldim. Çok çalışmadan gireceğim sınava. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Tevekkül bizden, takdir Allah'tan. Üniversite adayları için heyecan dorukta. Artık saatler kaldı. 24 saatten az kaldı. Bir tarafta korona korkusu, bir taraftaysa sınav kaygısı var. Çok kaygı var böyle, hani ya yapamazsam. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Dua etmeye geldik. Şu an buraya geldiğim için daha çok heyecanlıyım. Çok çalıştım. Buraya da artık tevekküle geldik. Duamızı ettik, hazırız. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için öğrenciler hazır, ailelerse endişeli. Çok dualar ediyoruz, sınava hazırız. Eminim kendimden inşallah, Allah'ın izniyle. Çok çalıştı, inşallah Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Manevi olarak rahatlamak isteyenlerin adresi ise camiler ve türbeler oldu. Manevi desteğe getirdik. Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Son kez geldim, dua ettim. Ellerin semaya açıldığı noktalardan bir tanesi de Eyüp Sultan Camii'ydi. Aileler ve öğrenciler sabahın erken saatlerinde buraya gelerek sınavın iyi geçmesi için dua ettiler. Dua ettim, emeklerimin karşılığı inşallah çıkar. Seneler öncesinde annem burada benim için dua etmişti ben doyayım diye. Ben de bugün sınav için dua etmeye geldim. Amacım o sınava girdikten sonra kazanmak ve kazanıp çıkmak. Onun için buradan bir manevi güç almak için, bir manevi destek almak için buraya geldik. Allah'tan bekliyoruz artık bir şey. Tevekkülümüzden, takdiri Allah'tan diyorum. İşiniz Allah'a kalmışsa olmuş bilin. Canım gençler, bu sınavın psikolojisini yönetmek zor biliyoruz. Hepimiz şov ailesi olarak çok sevdiğim bir temenni var, benden sizlere gelsin. Hayatınızda değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edecek sabır ve kuvvet, bu ikisini birbirinden ayırabilecek bilgeliği diliyorum sizlere. Bir de kendinize gelin, siz alfabenin sıradan harflerine benzemezsiniz. Siz Z kuşağısınız, zoru seversiniz, zor da sizi sever. Analitik düşünmek, hız, zeka, beceri, hepsi sizin işiniz. Herkes ve her şey sayesinde değil, herkes ve her şeye rağmen başaracaksınız. Sonuç, yarın ya tarih yazacaksınız ya tarih olacaksınız değil. Yarın ya tarih yazacaksınız ya da tarih yazacaksınız. Başarılar.